Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَلَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Aziz ve muhterem seyircilerimiz, bugün Kur'an denizinden damlalar sohbetimizde Maide suresinin 8. ayet-i kerimesini sizlere inşallah arz etmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ Ala illa ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa vettakullah innallaha habirun bima ta'malun sadakallahu alazim. Ayet-i kerime kısaca mealiyle, ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahit yapanlardan olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. İ'dülü, adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Cenab-ı Hak yaptıklarınızı elbette bilir manasında. Evet, Cenab-ı Hak ehli imana şüphesiz sürekli bir şekilde, ki gelen ayetlerde de ifade sadedinde Allah'ı zikrederek, Allah'ı anaraktan, mefhumu muhalifiyle onu unutmaksızın, haktan ayrılmaksızın, akrabanızın zararına, düşmanınızın lehine bile olsa adalet üzere şahitlik yapın. Bir kavme karşı duymuş olduğunuz kin, herhangi bir sebeple sizi onlara karşı kesinlikle ve kesinlikle adaletsiz davranmaya itmesin. Hissiniz, nefsiniz, zulmünüz, kininiz, nefretiniz kesinlikle ve kesinlikle adaletinizin, vicdanınızın, hakkın önüne geçmesin. Elbette ki bu gibi, buna benzer tüm davranışlar sizin gibi Müslümanlara yakışacak bir tavır değildir. Müslüman adil olmalıdır, adaletli olmalıdır, hakkı gözetlemelidir. Denge unsurunu sürekli bir şekilde muhafaza etmelidir. Kainatta denge unsuru esastır. Kainattaki adalet sistemini çekiniz, kainat tamamıyla yok olacaktır. Onun gibi adaletle yürüyün. Çünkü müminlerin sıfatı olan adalet elbette ki takvaya daha da yakın olandır. Allah'tan sakının. Yani kesinlikle ve kesinlikle adaleti terk etmeyin. Ve hiçbir topluluğa zulüm yapmayın. Bu noktada Allah'tan sakının, korkun. Allah yapmakta olduğunuz şeylerden elbette ki hakkıyla haberdardır. Evet, bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan esbabı nüzul diye ifade edeceğimiz şekilde bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ifade ile şu zikredilir. Hazreti Peygamber'i öldürmeye kastedilen Yahudiler hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Ancak Abdullah İbni Kesir'den gelen iki rivayetin birinde Efendimiz'i öldürmeye kasteden Hayber Yahudileri hakkında indiği belirtilirken, yine ondan gelen ikinci rivayette aralarındaki bir anlaşmaya istinaden bir diyet konusunda yardımlarını istemeye gittiğinde Nadir oğulları Yahudilerinin Hazreti Peygamber'i öldürmeye kastetmeleri üzerine bu ayetin inmiş olduğu ifade edilmektedir. Ancak neticede müminlerin her iki halde de haklarında adaletli davranmaları, emredilen muhataplar yani Yahudiler olduğuna göre iki rivayet arasında çelişki yok demektedir. Evet, buna benzer nuzuluyla ilgili epey rivayetler zikredilir. Mesela Müslümanların Mescid-i Haram'dan alıkoyan, Mescid-i Haram'a girmelerini engelleyen Kureyş hakkında nazil olduğu da ifade edilir. Buna benzer muhtelif rivayetler var ama genelde Yahudilerin, Müslümanları, Efendimiz'i öldürmeye kastetmelerinden birçok hayırlı işleri yapmaya kadar engellemeleri ile ilgili olaraktan, alakalı olaraktan inmiş olduğu rivayet edilmiş olmaktadır. Gelen ayeti kerimeler bu manada beyan edilmektedir. Evet, Cenab-ı Hak
Bu ayette demek ki müminlere sürekli bir surette adaletli olmalarını, adaletten ayrılmamalarını, kesinlikle bu durumdan sakınmaları, zulümden sakınmalarını sürekli bir şekilde ifade etmiş. Yani haksızlığa düçar olmadığı gibi, yani haksızlığa uğramadığı gibi, haksızlığa uğratmamayı da Rabbimiz bu meyanda emretmiş olmaktadır. Elbette ki bu ayette bazı müteradif diye ifade edeceğimiz, yani diğer bir ifadeyle eş anlamlı olan bazı kelimeler edebi olaraktan vardır. Kur'an'da bu manada buna çok rastlarız. Bu ayette özellikle dikkatimizi çeken şu oldu. Mesela her biriniz için bir yol ve yöntem yaptık diyor Cenab-ı Hak. Yani herkes için bir yol, bir yöntem, bir tarz, bir usul Cenab-ı Hak takdir ettik buyuruyor. Şimdi burada bu takdir edilen bu yol, yani müradif olan mana, mesela sırat olsun, minhaç olsun, bu ifadeler genelde yolu ifade eder. Yani minhaçtan sırat, hatta sıratın da sat ile olanı ile sin ile olanı aynı manada. Yine sebil de aynen yol manasında. Fakat genel olaraktan birebir ihtiva ettiği manalarda nüans, bazı farklar var. Ama sebil olsun, sırat olsun, sıratın hem sat ile hem sin ile ve minhaç olsun, bunlar belagat kuralı olaraktan müteradif olan eş anlamlı kelimelerden olmuş olmakta. Sıraten, minhacen, ki burada mesela Kurtubi der ki sıraten kurtuluşa ulaşılan yol diye ifade eder. Mesela açık yol diye ifade edilir. Ondan sonra bu yolun en önemlisi olaraktan sünnet diye de ifade edilmiş olmaktadır. Buna benzer Kur'an'da müteradif olaraktan eş anlamlı iki tane daha farklı kelimeler var ki mesela ben üzüntü ve tasamı ancak Allah'a açarım. Şimdi hüzün meselesi tersi, yani bir müteradif anlamı be'es, sıkıntı manasında. Onlar müteradif olmakta, hüzün ve be'es kelimeleri. Yine mesela yetişmelerinden korkma, endişe etme. Mesela tahaffu, tahşa, havf ve haşyet. Bunlar birbirine müteradif olan kelimelerdir. Böylece Kur'an'da buna benzer müteradif kelimelerin, eş anlamlı kelimelerin bu manada kullanıldığını görmekteyiz. İslam literatüründe genel olarak adalet kavramı üzerinde çok durulur. Yani sayılamayacak kadar bu konu üzerinde genişçe Kur'an'daki ayetler açısından olsun. Mesela bu manada önümde çokça Kur'an'dan çıkartmış olduğum ayetler var. Mesela Ali İmran 18'den Nisa 3. ayete, yine Nisa 58. buradaki 8. Maide yine 42. ayetlerde, En'am 152 ve böylece gidiyor. Onlarca Kur'an-ı Kerim'de adaleti emreden, adaletle olmayı, adaletten ayrılmamayı ifade eden Rabbimizin bu manada birçok ifadeleri mevcut olmuş olmaktadır. Yani burada Cenab-ı Hak o müminlerin adaletten ayrılmamaları, kendilerine karşı insanların yapmış oldukları yanlış hatalarından dolayı kin ve nefretlerini öne çıkartmamalarını Rabbimiz hasreten nazara vermiş olmaktadır. Evet, burada Cenab-ı Hak mesela onlara karşı nasıl davranılacağı konusunda, onlara ellerini uzatmama konusunda, çünkü ayette bir belagat kuralı olarak mesela size ellerini uzatmaya kalkmıştı. Yani burada ellerin uzatılması şiddetle yakalayıp büyük zarar vermekten kinayedir. Bu kinaye şeklinde Kur'an'da müteradif, kinaye, belagat kuralları, meani kuralları, beyan, icaz, ircaz gibi böylece edebi kuralların çokça kullanıldığını görürüz. Buradaki zarar vermekten kinaye yine geri çekilmeleri, alıkonulup engellemelerinden kinaye olarak da zikredilmiş olmakta, bunu ifade etmektedir. Bu ayetin gramer olarak tahliline geçecek olursak, burada ayet-i kerimede ya yüllezine amenu kunu lillahi, lillahi de car ve mecrur gramer olaraktan olmuş olup bu da kavvamînine müteallik olmaktadır. Onunla bağlantılıdır. Şühedan sözcüğü ise ikinci bir haberdir. Bilkıs'ti, bu da car ve mecrur olup şühedaye müteallıktır. Onunla bağlantılıdır. Yine velâ yecimennekum bu cümle ise yine mahalli olmayan kunu cümlesine matuf, onunla bağlantılıdır.
Ella ta'dilu ise mastardır. Daha önceleri de böyle denk geldiğinde ifade ediyorum. Ella ta'dilunun aslı aslında en la. Oradaki nun lama kalbedilmiş, ella olmuş. Daha sonra ella şeddeli olaraktan, gramer kuralı olaraktan olmuş olmaktadır. Yine burada da mecrur olmuş olup aynı zamanda yecrimenne kumede müteallik, onunla bağlantılıdır. Yine hüve ekrabu cümlesi ise mahalli olmayan müsteklise dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. Gramer kuralı olarak bu 8. ayet-i kerime. Demek ki özellikle Cenab-ı Hak bu manada adaletli olmayı, ki başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bu manada adaleti elden bırakmamayı, adalet üzere olmuş olmayı da hasreten Rabbimiz beyan ediyor. Mesela bununla yine bağlantılı olaraktan Celaleyn şüheda lafzı kununun ikinci haberidir der. Yani kavvamineden haldir der. Bu şekilde böylece bu ayet bu manada birbirleriyle olan bağlantılarını da Celaleyn'de ve aynı zamanda Çantay tefsirinde de bu şekildeki manalar doğrultusunda da görmüş olmaktayız. Evet, bir sonraki 9. ayet ise Maide'de وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ. Kur'an'da sık sık hakikaten iman edenler, salih amel işleyenler, iman edenler, salih amel işleyenler, sürekli bir şekilde Rabbimiz bu iki kavramı peş peşe beraberinde getirir. Yani Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere, iyi harekette bulunanlara, güzel harekette bulunanlara şöyle vaat etmiştir. Onlar için vaat edilen ne? Çok bir şey değil. Birincisi iman, diğeri güzel hareket. İnsanın fıtratının doğuştan getirdiği hasselerin bir gereği olarak güzel hareket içerisinde bulunmak, içerisinde olanlar, bunu yapanlara Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır diye onlar için Cenab-ı Hak ahirette ne gibi ödüller hazırlandırmış olduğunu da bu ayet-i kerimede ifade eder. Burada mağfiret ifadesi, bağışlanma. Burada aslında af ve mağfiret arasında bir yakınlılık vardır. Af ve mağfiret kelimeleri arasında. Buradaki af ve mağfiret kelimesi aslında birbirine yakın gibi görülür. Af, mağfiret, tevbe gibi kavramlar birbirine yakın gibi görülür. Aslında o kadar da çok yakında değil, çünkü bir aralarında bir fark vardır. O aralarındaki fark ise şudur. Mesela mağfirette Allah'ın yapmış olduğu kulunun günahını görüp de tabiri caizse o kulun bazı güzelliklerinden, hasselerinden dolayı Allah'ın onu mahcup etmemesi, ayıbını bile yüzüne vurmaması, ayıbını bile göstermemesi, affetmede ise, afta ise bu durum yok. Cenab-ı Hak diyor ki ey kulum, bak sen şu hataları yaptın. Hatalarını ona gösteriyor. Ama seni affettim diyor. Ama o mahcubiyet de bir ceza gibi durum olmuş oluyor. Onun için hatırlarsınız ya, Bakara suresinin en son ayetinde, 286. ayetinde, sürekli her gece yatsı namazından sonra okunan Amene Resulü diye ifade ettiğimiz Va'fu anna, va'fir lena, varhamna, ente mevlana fansurun alel kavmil kafirin. Ya Rabbi bizi af eyle. Yani ayıbımızı göstersen de, söylesen de bizi neticesi olarak azab ile azaplandırma. Bir. İkincisi, vağfir lena, ya Rabbi, mahcubiyet ile de cezalandırma. Ayıbımızı yüzümüze vurma ya Rabbi. Peki, bunu da yaptıktan sonra üçüncü ne isteyelim Rabbimizden? Varhamna. Ya Rabbi affettin. Bak mağfiret de ettin inşallah. Üçüncü olarak da, varhamna. Bize merhamet et. Yeter mi? Hayır. Fansurna alel kavmil kafirin. Ve kafirler güruhuna karşı biz aciziz ya, güçsüzüz ya. Onlara karşı da ya Rabbi bize yardım eyle. Diyerekten Cenab-ı Hakk'tan böylece o insanlar kendi nusretlerini, yardımlarını ondan bir derece Cenab-ı Hakk'ın yardımını dilemiş oluyor müminler bu ifadeleriyle. İşte mağfirette, bağışlanmakta bu var. Yani günah işledik. Biz kusurlarımızla beraber varız. Ama ya Rabbim, mahcup etmek ile de şunu da aziz seyircilerimiz size arz edeyim. Ömür boyu şu duayı yapsak yeridir. Ya Rabbi bizi dünyada da ahirette de mahcup etme, perişan etme. Cehennemden daha büyük cehennem ister dünyada ister ahirette olsun. Cehennemden daha büyük cehennem
mahcup olmaktır. İkinci olaraktan perişan olmaktır. Cenab-ı Hak ehli imanı mahcup olmaktan ve perişan olmaktan hıfz eylesin ve muhafaza eylesin. Çünkü ağır bir, tahammülü zor ve güç bir hal hakikaten, Rabbim muhafaza etsin. Gramer olaraktan bu ayetin tahliline bakacak olursak, lehum mağfiretün cümlesi bu vaade ifadesindeki ikinci mef'ulü tefsir ediyor. İzah etmiş oluyor, açıklamış oluyor. Takdiri şu, vaadehumül cenne. Yani Allah size cenneti vaat etti. Böylece ne yapmış oluyor? O netice için sebebi önceden izah etmiş oluyor. Önceki o durumu, böylece sebebi izah etmiş oluyor. Yani iman ederseniz, salih amel isterseniz Allah size vaat etmiş. Neyi vaat etmiş? İşte orada takdir edilen el cennete. Cenneti size vaat etmiş. Burada böylece cennet nedir? Hem ecrin hem de mağfiretin. Önce mağfiretin, sonra da ecrin bir neticesi olmuş oluyor. Cenab-ı Hak o netice ile de inşallah bizleri neticelendirmiş olsun. Diğer ayeti kerimeye geçecek olursak, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Rabbim muhafaza etsin. Ehli imanı Kur'an'da sürekli öyle. Önce Cenab-ı Hak ehli imanı bir okşuyor, müjdeliyor, tatmin ediyor, tebessüm ettiriyor. Mağfiretini, affını, bağışlamasını, merhametini, nusretini, vaadini cennete öne sunuyor. İşte bak böyle bir şey var. Ama aklı havada olan, hissiyatına kapılan, kin ve nefreti ön plana çıkmış olanlara da uyarıcı mahiyette olaraktan hem terhib ediyor hem terhib ediyor. Terhib ediyor, cennete teşvik ediyor. Terhib ediyor, cehennemle korkutuyor. İşte وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Rabbim muhafaza etsin. Evet, böylece bu durumda olan o insanlar için Rabbimiz onların o düştükleri o hali, yani o Rabbimiz buyuruyor ki ayetlerimizi inkar eden, onların o hakikatini görmeyen, bir derece Rablerin beyanları, mucizeleri, harikalıkları, yarattıkları her şey var iken, işte Cenab-ı Hak bu iman ibadet içerisinde bulunanlara cenneti vaat etmiş. Böyle bir cennet var. Onlar için, müminler için mükafat var. Ama ayetleri yalanlayanlar, tekzip edenler, onlar işte cehennem ashabıdır. Cehennem sahipleridir ve o inkar edenler, açık açık mucizeleri, ayetleri görüp de kabul etmeyenler, onlar o cehennemde sürekli kalacaktırlar diye Rabbimiz onlar için böyle bir tehditte bulunmuş oluyor. Evet, bu manada bir yandan Cenab-ı Hak adaleti mümin yerine getirmiş. Nefsine uymamış, Rabbisinin emrini yerine getirmiş. Nitekim Nisa 135. ayette buyurulduğu gibi amel-i salih işlemiş, iman içerisinde bulunmuş. İşte bu temel meseleleri yaptıktan sonra Cenab-ı Hak onu cennetle müjdeleniyor ama aksi durumda olanı da cehennem ile tehdit etmiş oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak kulunun iman edip temizlik içerisinde, namaz ve adalet ve takva üzerinde güzel ameller yapmak ile ve bu manada akidelerini yerine getirenlere bu manada büyük ödüller ile ödüllendirileceklerini açık bir şekilde Rabbimiz beyan etmiş, o müminlere bunu müjdelemiş oluyor. Evet, tabii ki aslında cennet gibi bir mükafat bir mümin için hakikaten az bir şey midir? Yani mümine verilen bunca nimetler az mıdır ki mümin onlardan kaçınmaktadır? Yani Allah'ın koymuş olduğu bir yasa var. O yasalara Cenab-ı Hak diyor ki ittiba ediniz. Koyduğu sınırları haddi aşmayınız. Ki emretmişti, helal olan hayvanlardan yiyin, haram olan, ki onları sıralamıştı, o haram olan hayvanlardan kaçınız, sakınınız. Yani bir derece aslında bir yandan Cenab-ı Hak cennete giden yollar üzerinde taşları dizerken, diğer taraftan da cehenneme gidecek yollar üzerinde de Cenab-ı Hak setler yapmaktadır. Yani oraya gidecek yolları Cenab-ı Hak bu manada insanlar için, müminler için kapatmakta, onları o durumdan sakındırmaktadır. Evet, Kur'an ehli şirki tehdit ediyor. Kendisine ortak koşanları Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Bediüzzaman Hazretleri Şualar adlı eserinin 2. şuasının 23. sayfasında şöyle diyor. Şirki tevehhüm ve itikat edenleri gayet hiddetle dergahından tard eder, kovar.
Kur'an-ı Hakim'in ehli şirk aleyhinde gayet şiddetle, hiddetle beyanatı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikredilir. Bununla alakalı Bakara Suresi 39-161-257, Ali İmran 4-10-20-12-56-90-91-116, yine Nisa 56-168 ve Maide şimdi okuduğum 10-36 ve 73. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ehli şirki şiddetle tehdit eder, şirkten sakınmalarını onlara ikaz edip uyandırır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler tekrar edilir. Ki burada da tekrar edildiği için ifade ediyorum o sadette. Mesela فَبِئِيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا 31 defa Rahman suresinde فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ayeti. Yine tekrar edilen ayetler. Bu manada baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de burada teker teker çıkartmışım. Yüzün üzerinde Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilen ayetleri görmekteyiz. Bu da aslında Cenab-ı Hak kullarını, müminleri sürekli bir şekilde uyanık tutmak istiyor. Uyanık bir şekilde tutmak, ikaz ederekten mümin ise gaflete düşmemek. Kafir ise dalalet içerisinde yüzmemek, dalmamak için sürekli bu ikazı Rabbimiz yapmaktadır. Ayette, ayet-i kerimede ayet ifadesi geçti. Ayet ifadesi, Kur'an'da geçen tüm ayet ifadeleri önümde çıkarılmış. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesinin geçtiği ayetler toplam olarak 382 tanedir. 382 yerde Kur'an ayetleri geçer. Yine Kur'an'da ayetleri ucuza satma ifadesi, ucuza satmakla ilgili olan ifadeler onlarca. Çıkartmışım teker teker. Mesela Bakara 41'den tutunuz da kalem 46'ya kadar. Böylece onlarca ayet-i kerimelerde de Rabbinizin ayetlerini ucuza satmayın diyerekten Rabbimiz bu manada ikaz ve uyarıda bulunmuş olmaktadır. Yine demek ki ehli şirk, yani çünkü başka ayette de Rabbimiz buyuruyor. İnnallâhe lâ yâfirû en yüşreke bihî ve yâfirû mâ dûne zâlike limen yeşâ. Yani Cenab-ı Hakk'ın affetmediği tek suç elbette ki kendisine şirk ve ortak koşulmasıdır. Eş ve ortak koşulmayı Cenab-ı Hak asla ve asla affetmemektedir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ısrarla beyan etmiş olmaktadır. Evet, bu ayet-i kerimede, 10. ayet-i kerimede bu manada ifade ettikten sonra bu ayetin bir de gramer olaraktan tahliline şöyle bir göz gezdirmiş olalım. Gramer olarak tahlilinde Rabbimiz böylece ne buyurduğunu bir de gramer olaraktan görmüş olalım. Evet, vellezine keferu. Burada vellezine keferu cümlesi, burada vaade, geçmiş olan önceki vaade cümlesine matuf olmaktadır. Onunla bağlantılıdır. Ulaike eshabu cümlesi ise ref mahallinde olup mübdedanın haberi olaraktan zikredilmiş olmaktadır. Gramer kuralı olaraktan. Gelelim 11. ayeti kerimeye. 11. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu zukuru nimetallah. Ya eyyühellezine amenu uzkuru nimetallah emrediyor Rabbimiz. O kadar çok nimet vermiş ki insan buna rağmen o onca nimet içerisinde gaflette bulunabiliyor, dalalete sapabiliyor. Nimetallahi aleykum iz hemme kavmun en yapsutu ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum vettekullah ve alallah fel yetevekkelil müminun sadakallahu razim. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze yeltenmişti de, yani sizi engellemeye, kötülük yapmaya, darbe vurmaya yeltenmişti de, o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun, müminler yalnız Allah'a dayansın ve ona güvensinler buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olarak da yine birkaç tane rivayet var. Birinci olanı zikredeyim. Bununla ilgili olarak da Asım gibi rivayet zinciri zikredildikten sonra burada zikredilen nimetten maksat Allah'ın yanlışlıkla öldürülen amir oğullarından iki kişinin diyetlerini ödemede yardımcı olmaları için Nadir oğulları Yahudilerine gittiği zaman onların Resulullah'a suikast düzenlemeleri, Allah Teala'nın da vahiy ile bunu Resulullah'a bildirip Resulullah'ı onların saldırısından kurtarmış olmasıdır. Çünkü Rabbimizin himayesi altında. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan, insanların yapacağı her türlü fitne fesattan, öldürmeden, kasttan korumaktadır. Resulullah bu manada korunmuştur Rabbimiz tarafından. Yine İbni Abbas'tan
birçok raviden rivayet edilen nuzulüyle ilgili birçok rivayetler var. Onlarca. Onun üzerinde rivayetler var. Tabii detayına girmiyorum. Genel olarak da bu şekilde ayetin nuzulü, iniş sebebi özetle bu şekilde ifade etmiş olduk. Çünkü çok gidiyor, gayet uzunca, zamanda yeterli olmadığı içindir ki onun o detayına da, o manada girememiş oluyoruz. Bunu Elmalı'da da bu tefsirlerin sebebini görebiliriz. Orada da nüzul sebebiyle ilgili birkaç madde zikredilir. Mesela bununla alakalı olarak Nisa suresi 102. ayet-i kerimeye bu manada bakılabilir. Orada da bunu teyit eden manalar mevcut olmuş olmaktadır. Yine Keşful Hakaik adlı tefsir mealde de bu manada bununla ilgili durum, Resulullah'ın gazvelerinden biri de Enmar gazvesi denilir. Ve böylece orada da Allah Resulü ashabı ile birlikte öğle namazını kılmak için hazırlık yapıp namaza durdular. Müşrikler istediler ki namaz üstünde onlara baskın yapıp öldürsünler diye devam ediyor. Yine dediğimiz gibi Nisa 101 ve 102'de bu olayın detayı orada da var. Oraya da bununla alakalı olaraktan bakılabilir. Yine Hasan Basri Çantay'ın tefsirinde bu manada Yahudilerin ve Arap müşriklerinin birçok defa teşebbüs ettikleri halde bir neticeye varamadıkları, müteaddit birçok defa yapmış oldukları suikastlerine işaret edilmektedir bu ayeti kerimede. Evet, demin de bu manada aslında ifade ettim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki belagat ifadesi burada da geçiyor. Size ellerini uzatmaya kalkmıştı. Yani ellerin buradaki uzatılması şiddetle yakalayıp büyük zararlar vermekten kinaye. Geri çekilmeleri de alıkonup engellenmelerinden kinaye olaraktan zikredilmiş olmakta bu belagat kuralı ve gereği olaraktan. Evet, dediğimiz gibi müfessirler birçok bu konuda nüzulüyle ilgili, ayetin inişiyle ilgili şeyleri zikretmiş. Mesela İbni Aşur da bununla ilgili olarak ayetin Hendek Savaşı hakkında inmiş olan Ahzab suresinin 9. ayetine benzediğini de ileri sürer. Burada Hendek Savaşı'nın hatırlatıldığını ifade eder. Mesela orada şöyle buyurulmuş: ey iman edenler, Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Burada da nimetini hatırlayın diyor. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızla görmekte idi şeklinde. Burada da bu manada genişçe ayetin nüzulüyle ilgili Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde de bu manada geniş detaylı bilgiler mevcut olmuş olmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak aslında size olan nimetinin ne kadar çok olduğunu, mesela ayet-i kerimede basata ifadesini kullanıyor. Bu basata kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç manaya geliyor. Her biriyle ilgili ayet var. Ben sadece başlıklarını vereceğim. Mesela bol bol vermek, uzatmak, israf etmek, yaymak, saldırmak, üstünlük, sergi, açık, ki her biriyle ilgili birkaç anlam var. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olduğu içindir ki bu manada bir kelime birçok detaylı manalara da gelmiş olmaktadır. Ayette bir de tevekkül, yani müminlerin sıfatını belirtti. Fel yetevekkelil müminun. Müminler Allah'a karşı mütevekkil olsunlar, tevekkül etsinler diye Rabbimiz onu da beyan etmiş olmakta idi. Evet, bu manada tevekkülle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade var. Mesela Ali İmran 122, onları da teker teker çıkarttım. Tevekkülle ilgili olarak 159, 160 gibi uzunca. Burada da Maide 5'te olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de onlarca tevekkül ile ilgili. Tevekkül neydi malumunuz? Kişinin kendisine ait olan görevini yaptıktan sonra neticeyi ve sonucu Allah'a bırakmasıdır. Cenab-ı Hakk'a bırakmasıdır. Yani çiftçi tarlasını sürecek, neticeyi Allah'a bırakacak. Öğrenci çalışacak, gayret edecek ve sonucunu Allah'a bırakacak. Cenab-ı Hak'tan bu manada da başarısını dileyecek, neticesini almayı temenni edecek. Onlarca bu konuda çıkartmış olduğum Kur'an'daki tevekkül ile ilgili ayetler mevcut olmuş olmaktadır. Evet, demek ki bu manada Rabbimiz bize vermiş olduğu onca nimetleri hatırlamamızı,
Rabbimizin o nimetlerinin elbette ki düşünülmesi, şükredilmesini, nankörlük edilmemesini ifade ediyor. Rabbimiz bize hakikaten sürekli manevi destekte bulunmuş. Baktığınız zaman Bedir'de 3000 melekle destek olmasından tutunuz da, çünkü orada Resulullah Allah'a tevekkül etmişti. Yapacak bir şey var mı? Yok. Çünkü müşrikler 3 katıydı. En güzel yapılacak Allah'a tevekkül etmek. Bizim de hayatımıza baktığımız zaman bununla ilgili epey ben tarihi birçok olayları ele aldım. Mesela bir yazımda Kore'de Dora. Celal Dora'nın Kore'deki böyle hakikaten kerametvari bir şekilde başarısını, Kore'deki başarımızı ele alan bir yazı makale kaleme almıştım. Yine Rabbimizin manevi desteğine mazhar olduğumuz birçok, Hacı Bayrami Veli'den tutunuz da, Kırşehirli Mahzenli Ali Efendi'nin göstermiş olduğu Kıbrıs Savaşı'ndaki başarısından tutunuz da, birçok bizim savaşlarımızdaki Çanakkale zaten başlı başına, Resulullah'ın bile orada bulunmasından tutunuz da, sürekli bir şekilde manevi desteğe mazhar olduğumuzu, manevi desteğin üzerimizde, arkamızda sürekli mevcut olduğunu elhamdülillah görmüş olmaktayız. Yani Cenab-ı Hak bir yandan nimetlerini böylece hatırlatırken, bir yandan da kişinin netice ve sonuç itibarıyla Allah'a tevekkül etmesini, ona dayanmasını, ona güvenmesini de emretmiş olmaktadır Rabbimiz. Evet, mümin Rabbisine bu manada elbette ki tevekkül eder. Bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak, iz hemme kavmun, bu cümle, bu nimetten, nimeti kapsayan bir ifadeden nas mahallinde böylece iki zarf manasına gelmiş oluyor. Yine hemme ifadesi, bu da cer mahallinde muzafun ileyh oluyor gramer olaraktan. En yapsutu mastardır. Bu da aynı zamanda mansup üzeredir. Yine fel yetevekkelildeki fa ifadesi zaidedir. Ziyadelik ifade ediyor. Ve alellâh fel yetevekkelil müminun ifadesi ise o da başlı başına bir başlangıç cümlesidir ki biz ona müstehife demiş oluyoruz bu manada. Evet, bundan sonraki ayet-i kerimeye, yani Maide suresinin 12. ayet-i kerimesine şöyle bir nazar gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ. Bu birçok ayetlerde de geçer. Cenab-ı Hak Beni İsrail'den almış olduğu misak, sözleşme, antlaşma. وَبَعْثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, uzunca olan bu ayet-i kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Allah İsrail oğullarından söz almıştı. İçlerinden 12 müfettiş göndermiştik. Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kılınız. Allah sürekli, sürekli Rabbimiz arada. Yani zahiren konuyla sanki bağlantısı yokmuş gibi bize göre zahiren olsa bile bir bakıyorsunuz ki arada hemen en önemli nokta hatırlatılıyor. Namazı dosdoğru kılınız. Zekatı verdiğiniz, peygamberime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, yani mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Burada antiparantez şunu da ifade edeyim. Kur'an'da sürekli bu akimus salah ve atuz zeka. Sürekli zekat ile namaz beraber geliyor. Hikmeti şu. Bir gün bir kabile Efendimiz'e ihtida etmek üzere, Müslüman olmak üzere geliyor. Ya Muhammed, biz Müslüman olacağız ama senden iki şey istiyoruz. Nedir diyor Efendimiz? Bizden diyor namaz ve zekatı kaldır. Namaz kılmayalım, zekat vermeyelim deyince Efendimiz diyor ki geriye ne kaldı diyor. Namaz dinin manevi direği, zekat dinin maddi direği. Bu adeta şuna benzer.
Ya işte çadırı kuralım ama çadırın orta direği olmasın. İki, gökdelen yapalım ama gökdelenin diyelim ki 5 tane direği var. Dayandığı direk var. Ama bunu 2 tane direğine atalım ya, ortadan kaldıralım. Tamam da o gökdeleni nasıl ayakta tutacaksın? Biri dinin manevi direği, diğeri dinin maddi direği. Onu da yıkarsan geriye, o gökdelenden geriye ne kalır ki? O dinden geriye ne kalır ki? Onun için Rabbimiz bu manada sürekli bu hakikati nazara veriyor ve onları bu noktada uyararaktan iman etmelerini, namaz kılmalarını, zekatı vermelerini Rabbimiz onlara hatırlatmış, uyarıda ve ikazda bulunmuş oluyor. Evet, gerçekten Allah Musa vasıtasıyla İsrailoğullarından itaattan dışarı çıkmamaları konusunda, haddi aşmamaları konusunda, onlar da kavimleri, durumlarını bilen, işlerine ve güçlerine kefil olan amir ve emin kimse, onlara 12 tane nakip göndermiştik diyor. Onların işlerini biliyorlardı. Allah onlara şöyle demişti: sürekli sizinle beraber olmaya varım. Sizden hiçbir zaman gafil, habersiz değilim. İş yaparken sizi daima görüyorum düşüncesiyle iş yapın. Sakın kötü amel işlemeyin. Eğer namaz kılar, zekat verir, peygamberime iman getirir, dinimi neşretmekte peygamberlere yardım ederseniz ve Allah yolunda millet evladı için malınızı harcayıp sonra da Allah tarafından karşılığı verilecek olan güzel bir borç verirseniz, işte ondan sonra sizin için bir büyük mükafat mevcut olmuş olur. Mesela ki zaten Kur'an'da birçok yerde İsrailoğullarına verdiği nimetleri, işte Firavun'un boğulmasından başlarına gelen 9 tane belanın Hazreti Musa'nın devreye girmesiyle Rabbimizin onları kaldırmasından, işte malum en belirgin olanı Kih çölünde kudret elmasıyla bıldırcın eti sürekli bir şekilde o çölde ne olabilir ki, bununla beslenmeleri, sürekli Rabbimiz o nimetleri onlar üzerine az nimet vermemiş Rabbimiz. Onu hatırlatıyor ki bazı kavimler bir hata yapmışlar, helak etmiş. Ama onları Cenab-ı Hak 9 defa helak etme aşamasında Musa'nın devreye girmesiyle onları korumuş. Bununla ilgili olaraktan bağlantılı yine Maide 23'te de bu manada bu ayetle ilgili bağlantı noktası var. Orada da yeri geldikçe bunu inşallah arz etmeye çalışacağım. Yine burada Firavun döneminde Sıptiler ve Kıptiler vardı. Yerlileri Kıptiydi, diğerleri Sıptiydi. Kıpti ve Sıpti. Her Sıpt için reislerinden birer adam da o misakın tatbik edileceğine kavimleri namına kefil ve zamin olmuşlardı. Bu işi tazammun etmiş, yüklenmişlerdi. Burada yine İbn Abbas'tan rivayette, onların yanında İsrail oğullarına, yani Allah'ın yolunda infak edesiniz diye Allah size onca nimetleri verdi diye Rabbimiz onlara böylece o vermiş olduğu nimetlerini tahattür ettiriyor, onlar üzerindeki nimetini hatırlatıyor. Yine rivayet edildiği üzere Firavun'un suda boğulmasından sonra Allah İsrail oğullarına Şam topraklarında Kenanlıların, zalimlerin oturdukları Eriha'ya gitmelerini emretmiş. Ve ben burayı size vatan ve karargah olmak üzere yazdım. Gidiniz, içindekilerle beraber savaş ediniz. Yardımcınız benim demiş. Hazreti Musa'ya da verilen emirlerin yerine getirilmesi için her sıptan kavmine kefil olacak bir nakip ve emin seçmesini emretmişti. Hazreti Musa nakipleri seçti ve İsrailoğullarından söz aldı. Nakipler bunlara kefil oldular ve bu şekilde hep birlikte hareket ettiler. Kenan topraklarına yaklaştıkları zaman nakipleri anıldığı üzere teftiş ve gizli şeyler öğrenmeleri için onları gönderdi şeklinde bir izahat tefsirlerde mevcut olmuş olmaktadır. Ayet-i kerimede seva ifadesi geçti. Seva Kur'an'da 6 manada zikredilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Adil ve adaletli manasına, vasat ve orta manasına, apaçık iş ve durum manasına, şer'an eşitlik ve eşit olma manasına, kast dediğimiz doğru ve mutedil olma manasına, yine onu okuyup okumaman, yani onlar için eşittir, birdir, farksızdır gibi manalara onun üzerinde Kur'an-ı Kerim'de ayet ile bu seva es-sebil, yani aslında bu bir deyimdir, seva es-sebil, yolun en ortası, en doğrusu, vasat, denge manalarına gelmiş olmaktadır kelime anlamı ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler üzerinde bile zenginlik olduğu için durmakta yarar görüyorum mesela. Burada geçen vav ifadesi vardı ayette. Vav ifadesinin Kur'an'da kullanıldığı yerler hakkında da bilgi vereceğim mesela. Vav atıf edatı olur, bağlanma edatı. Ahmet ve Mehmet gibi mesela. İki şeyi birleştirir ve anlamına gelir.
Yine istinaf vavı olur. Başlangıç için kullanılır. Hal edatı olarak kullanılır. İsim cümlesine dahil olur. Yine mef'ulü ma'ah vavı olur. İle yani beraber anlamına gelir. Yine sarih dediğimiz yahut müevvel, müevvel bir sarih olan, açık olan isme atıf olması nedeniyle mensup muzariye dahil olan vav şeklinde zikredilir, olur gelir. Yine yemin vavı olur. Vallahi, billahi, tallahi de olduğu gibi. Rubbe manasına gelen vav bir kısım. Rubbe gibi manasına, biraz manasına. Müzekker zamir vavı olur. Zait vav olur. Fasıl vavı dediğimiz ayrıcı vav olur. Ömer ve Amr gibi ayrıcı vav olarak da orada Ömer'le Amr'ı birbirinden ayırma manasıyla da onu anlamak için de gelmiş olur. Bu gibi Kur'an'da bir vav harfinin bile zenginliği mevcut olmuş olmaktadır. Namaz İslam'ın rükünlerinden biridir. Her seferinde üzerinde ısrarla durmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yüze yakın doğrudan ve dolaylı olaraktan ayet-i kerime mevcuttur. Bütün Kur'an'da geçen namaz ile ilgili ayetleri çıkarttım. Mesela ilk olaraktan Bakara suresinin 43. ayetinde namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükün edin diye sürekli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve akimus salah ve atuz zekat. Ve akimus salah ve atuz zekat. Müminlerin sıfatlarını zikrederken ve yukimune salate ve yutune zeka. O müminler ki bak onlar ne güzel sıfata sahiptirler. Onlar var ya namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler gibi Cenab-ı Hak onları sürekli tavsif etmektedir. Böylece Cenab-ı Hak namaz ile ilgili İslam literatürüne baktığımız zaman fıkıh yönünden tutunuz, kelami yönünden tutunuz, tefsir yönünden tutunuz, hayata, ahirete, hayatın tüm kademelerine yansıyan cihetlerini burada onunla ilgili yapılan geniş açıklamaları da burada başlıklar halinde çıkartmışım. Her biri zaten başlı başına detaylı bir manayı da ifade etmiş olur. Evet, Allah Yahudilere nimet içerisinde bulunduğunu dediğimiz gibi birçok ayette zikrediyor. Ben başlıklar halinde sadece vereyim. Mesela Bakara 40'da, 47'de, 49'da, 50'de, 52'de, 53'te, 56'da, 57'de, 58. ayette, 60. ayette 61, 64, 122 ki gidiyor. Onlarca Cenab-ı Hak burada teker teker çıkartmışım. İsrailoğullarına yaptığı nimeti Cenab-ı Hak hatırlatıyor. İsrailoğullarının peygamberleri ile ilgili Bakara 133'te onlar ile ilgili birçok ayetler, onlarca ayetler var. Onlar üzerindeki nimetlerini bu manada genişçe Cenab-ı Hak ayet-i kerimede zikretmiş oluyor. Ve gramer olarak bu ayetin tahliline geçip ondan sonra kıstığımızı arz edelim. Ve lekad akazallah müstenifedir. Lekad akaze cümlesi ise mukadder olan kısemin cevabıdır. İzney aşere ifadesi de mansup olup mef'ulün bihtir. Ya ile. Yine aşere ifadesi, bu da mahalli olmayan fetha üzere mebinidir. Ondan bir cüzdür. Nakiben temyizdir. El-âne aksem akamtüm ifadesi cümlesi ise, bu da söz manasında müstenifedir. Başlangıç cümlesi. Le-ükeffirenne ise mahalli olmayan kasemin cevabı olmuş oluyor. Minkum car ve mecrur olup failden hal olmuş oluyor. Gramer ifadesi olaraktan. Gelelim kıssamıza. Kıssadan hisse. Evet, kıssadan hissemiz şu. Bir, bu manada bir kral var. Bu kral bir demirciyi çağırıyor. Diyor ki, yarına kadar 1000 tane çivi yapmazsan şafakta asılacaksın. Bunun üzerine bir günde 1000 tane çivinin yapılamayacağını bilen demirci hiçbir endişe duymadan çivi yapmaya başlar. Yakınları ağlayıp sızlarken o çalışmaktan ağlamaya zaman bulamazmış. Kaygısızlığını hatırlatanlara da hani tevekkül ifadesi geçti ya, dermiş ki sabahın sahibi var, sabahın sahibi var dermiş. Şafak yaklaşırken saraydan bir adam koşarak gelir. Yakınları ağlamayı hızlandırır. Öldürecekler ya. Saraydan gelen adam, ne kadar yaptınsa hemen ver, kral öldü, tabutuna çakacağız der. Evet, böylece sabahın Rabbi var. Sabahın Rabbi böylece o demircinin ölmesinden önce yetişmiş ve onu
kralın öldürmesinden kurtarmış oldu. Bir de İstanbul'da takkeci İbrahim var. Bir gün rüyasında kendisine denilir ki, senin kısmetin Bağdat'ta bir çift üzümdedir der. Bu bizim takkeci İbrahim kalkar Bağdat'a bir hana gider, oturur. Hiç istemediği halde hancı getirir buna, önüne iki salkım üzüm koyar. Allah Allah der. Hancı yabancı olduğunu görünce beyefendi der, ya burada ne arıyorsun der. Vallahi rüyamda bana dediler ki, senin nasibin Bağdat'ta iki salkım üzümdedir der. Bu sefer hancı demesin mi? Ya der, Allah Allah, iki salkım üzüm için ta Bağdat'tan kalktın, buraya mı geldin ya der. Nasıl adamsın sen ya der. Oysa bana rüyamda diyorlar ki, İstanbul'da falan semtte, falan evin takasının içerisinde bir küp altın var, git onu al diyorlar, ben gene gitmiyorum. Bir küp altın için, sen kalkıp oradan bir salkım üzüm için, iki salkım üzüm için nasıl buraya geliyorsun? Hancı hiç haberi olmadan bizim takkeci İbrahim Efendi'nin evini tarif etmiştir. Ve böylece bizim takkeci İbrahim Efendi geri döner, evine gelir, takayı kazar ve takadaki bir küp altını çıkartır. Kader. Yine kader ile ilgili uzun da bir şey son olaraktan ifade edeyim. Allah Azrail'e hikmet lisanıyla sorar. Ya Azrail, görevi yaparken sakındığın, kaçındığın herhangi bir durum oldu mu der. Ya Rabbi der, bir gemiyi batırdığımda ruhunu alacağım bir kadın da vardı. Kadın da suya düştü ama kadın hamileydi. Onun mını mını bir yavrusu dünyaya gelecekti. Acıdım, ruhunu almadım, zaten suya düşmüş, öyle ölsün diye bıraktım. Allah buyurur, peki sonra ne oldu der, biliyor musun? Hayır ya Rabbi der. İşte o kendi haline bıraktığın kadın bir tahtaya tutundu, kurtuldu. Hani o kadın, hamile kadının mını mını yavrusu dünyaya gelecek diyordun ya, o yavrusu kim bilir misin diyor. Bilmiyorum ya Rabbi diyor. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki, onun o mını mını yavrusu Nemrut'tu diyor. Öyle ya. Nemrut olacak ki İbrahim olsun, işte kaderin sırrı. Bu duygu ve temennilerle hepinize Allah'a ısmarladık.